İlk önce chatlerinde bayağı bir yol aldık. Sonra da gelmiştik hatta. İlk önce dersinden yol alırken karşımıza şöyle bir problem çıkmış hatırlıyorsanız. Fibonacci rakamlarını hesaplamak için. Burada demiştik ki bu Fibonacci yazması çok kibar, güzel de bu şekilde. Diğer yazdıklarımıza göre birazcık farklı yazdık bunu. Niye farklı yazdık? Çünkü her bir recursive çağrı iki tane recursive çağrıyla sonuçlanıyordu. Yani ben n'in Fibonacci rakamını hesaplamak için iki tane çağrı yapmam gerekiyordu. Her çağda yine kendi içerisinde iki tane çağrı yapacak. Dolayısıyla verilen bir n için kaç tane çağrı yapılması lazım bu durumda? Şunu bu şeyi bırakalım, onu bırakalım. Şuna gelelim. Çok basit yazılarımızdan var ya mesela bu faktör yer. Verilen n için kaç tane recursive çağrı yapılıyor burada? N tane. Dolayısıyla sonra o n demiştik değil mi? Karmaşıklığı bunun o n. Peki burada verilen bir n için kaç tane çağrı yapılıyor? Kaç tane? 250 n. Niye? Her seferde iki tane çağrı yapıyor. 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı. Bunların kaç tane var? Bunların n tane var. Buna da 250 n deniyor halk arasında. Değil mi? 250 n tane çağrı yapıyor. Dolayısıyla Fibonacci gibi basit bir problem hesaplamak için birdenbire elimize exponential bir problem geçti. Böyle bir problem geçti, verimsiz demiştik var. Yani ne yapmıştık? Çünkü tekrar şey hesaplama var. Adam onun yerine problemin formülasyonu hafiften değiştirmiş, şu hale getirmişti. Burada gördüğü gibi bir Fibonacci rakamını hesaplamak için, bir n Fibonacci rakamını hesaplamak için n tane şey çağırıyor. Fibonacci recursive çağrısı yapıyor. Yani fark o n ile 200 n gibi arasında bir fark olabilir. Eğer kodu doğru yazmazsanız. Yani recursion çok kuvvetli bir şey ama doğru kullanırsanız, yanlış kullandığınız zaman da sıkı performans problemlerine neden olabiliyor. Ama bu aklımızda kalsın. Daha sonra devam edeceğiz. Bunun üzerine şunun gibi bir iki tane daha boyutuna geçeceğiz yakın. Tamam. Devam edelim buradan. İşte burada Fibonacci'nin ON Fibonacci şeyi karmaşıklığı bu. 250 N'de bunun karmaşıklığı. Onların hakkında konuştuk. Daha sonradan array search hakkında konuştuk. Array search gördüğü gibi burada tipik tail recursion. Dolayısıyla ON'de çalışıyor. Binary search de tail recursion gibi ama ON'den daha güzel çalışıyor. Bu log-n'de çalışıyor değil mi? O log-n'de çalışıyor binary search. Ya buraya yani iki tane hani Fibonacci gibi hocam burada iki tane var işte falan filan değil. Burada iki tane var ama ya bu çağırıyor ya bu çağırıyor. Fibonacci'si ikisi birden çağırıyordu. Her bir eleman için. Burada ya bu çağırıyor ya bu çağırıyor. Üstelik de her çağrışında dizinin size'ı yarıya düşüyor. Onların hakkında da konuştuk. Bu logen şeylerin hakkında konuştuk. Algoritmanın güzelliği hakkında. Array denen sınıfın içerisinde binary search diye bir tane metot var. Array sınıfı var bir tane şeyde. Java'nın sanat kütüphanesinde. Onun binary search'ünü çağırırsanız o sizin için binary search'ü rahat bir şekilde yapabiliyor. Problem yok. Ondan sonra dedik ki recursive data structure. Esasında tüm data structure'lar recursive bu şeyde bu derste göreceğimiz tüm data structure'ların recursive düşünebilirsiniz. Niye? Stack'ın üzerinden bir tane eleman alta kalan yine olduğu gibi stack değil mi? Recursive. Linked list'in başına bir tane eleman arkada kalan olduğu gibi bir tane linked list değil mi? Yine recursive bir şekilde. Q için de aynı. Başka yerlere falan filan gelir. Bunların hepsi çoğu recursive. Ya da ağaç. Ağacın tepesindeki şeyi al, node'u al. Eline iki tane farklı ağaç geçiyor. Yine ikisi de recursive yapılar. Bunların üzerine biraz kod yazalım demiştik. İlk yazdığımız kod da bir verilen link listin size'ını hesaplıyor. Gördüğünüz gibi de o n'de çalışıyor tekrar. O n'de çalışıyor. Ne yapıyor? Kaç tane node var? Head nullsa 1 artı size head next diyor. O kadar. Başka bu integer return eden bir tane metottu. Bu da string return eden bir tane metot. To string metodu. Bunu da rahat bir şekilde yazdık. Buradaki kullandığımız tekniği dış dünya sadece sana dış dünya sadece benim bu link listimi string'e çevir diye bir metot gönderiyor. Mesela nedir şurada? Diyelim ki list string diyelim as atama length list string işte parantezleri var bir şeyler eklemişiz. Daha en sonunda diyor ki s.toString diyorum. Başka da bir parametre falan vermiyorum. Dış dünyada benim gördüğüm şey bu değil mi? Dış dünyada benim gördüğüm s.toString başka da bir şey yok.
Durum böyle. Adam ne yapıyor kendi içerisinde? Hemen bunu alıyor. Bunu recursive bir şekilde çalışması için head gönderiyor buna. Head de kendi içerisinde private bir data member'da atıyor. Private bir field'da. Node da private bir sınıfta. Head de private bir field'da. Dolayısıyla kendi içerisinde bunu yapabilir. Problem yok. Kullandığımız hile birazcık burada buydu. Yani her bir için bir tane wrapper yazmamız gerekiyor. Bu bizim toasting metodumuz. Tamam, birkaç tane fazla farklı yapalım. Mesela adam replace yazmış, add yazmış, remove yazmış. Tamam mı? Bunlar hepsini, isterseniz biz bunları hepsini kendi kendimize yazmaya çalışalım. Ya da ben yazmaya çalışayım, siz de izleyin orada. Ne yazmıştık? İlk önce bir add. Add. Tamam. Bir defa public, değil mi? Public. Neri dönecek el? Bull mi dönesin? Bull. Niye bu? Edilen sonra. Tamam, iyi, tamam. Kırmayalım sizi. Bull mi dönesin? Bull. Ne alacak parametre olarak? Ne alacak parametre olarak? E tipinde bir tane. İşte o alsın. O objesi alacak. Tamam. Hemen burada ne yapacak? Bizim diğer edimizi çağırsın. Refer yap o hani. Add o virgül add. Değil mi? Böyle yapıyorduk. Kapattık. Tamam, ilk metodumuz bu. Ondan sonra gelelim. Esas recursive metodu bu. Private olacak. Private boolean add o objesi ve nasıldı? Node tipinde. Node'umuz da böyle değil mi? Ve head. Güzel. Recursive yazarken ne yapıyorduk ilk şeyimiz? Hemen ne düşünüyoruz? Base case. Ne base case'imiz? Head. Eğer head nullsa, head null ne demek? Hiçbir şey yok. Boş demek. Tamam. Head nullsa, if. Head. Öyleyse ne yapacağız? Söyleyin. Yeni bir tane node oluşturup sonra ekleyeceğiz. Kim konuşuyor? Sen mi? Söyle. Yeni bir tane node oluşturup sonra ekleyeceğiz. Ne demek işte? Ne yazacağım buraya? Bir yerde sana diyorsun ki new node parantez içerisinde o. Değil mi bu? Tamam, bunu ne yapacağım? Head node next. Buna head atacağım. Head atadım ve base case hallettim. Ne oldu? Head now geldiyse head'i bu şekilde değişir dedim. Bu ne yapacak şimdi? Bu base case'i halletmiş oldu. Tamam. Base case'i halletmiş. Şimdi bir de şey mi? True mu return edeceğim? Öyle mi? Bu değil ya bu hani. Return true. Burada herhangi bir yanlışlık gören var mı base case'le ilgili? Oldukça basit. Yanlışlık gören var mı? Yanlışlık görmüyorsanız haliniz kötü. Dünyanın en büyük yanlışlığı var burada. Hede bir şey atadım. Bu neye benziyor? Bakın, birinci sınıf, beşinci hafta öğrencisinin göreceği bir şey göstereyim mi size? Haliniz öyle bir şey. C kodu. Int f, int j. J atama 2. Gülersiniz değil mi buna? Güler misiniz buna? Ne farkı var bununla bunun? Bununla bunun ne farkı var? Niye ona gülüyorsunuz da buna gülmüyorsunuz? Adam parametreye şey atadı, değer atadı, ondan sonra return etti. Bu değil mi? Biraz daha bizim yazmayı çalışalım. Şöyle. İlk önce bu tabii komik, daha sonra da acıklı bir şey esasında. J atama 2. Return 0. Ne yapar bu fonksiyon? İşte bir şey yapmaz hocam. Hiçbir şey yapmıyor. Return 0 eder. O kadar. Bu da aynısı. Bu aynısı değil mi? Sana gelen bir tane head'e yeni bir tane değer atıyorsun. Head başka bir şey gösteriyorsa başka bir şey olduğu yerde duruyor. Link list'te bir değişiklik yapmadım. Link list şöyle bir şeydi. Link list şöyle bir şeydi. Böyle bir şeydi. Tamam mı? Bana head null geldiğine göre demek ki adam head'in null'ını, link list burada bitmiş, tamam mı?
Demek ki şuradaki nal adam tutmuş, head diye bir tane değişken var, tamam mı? Head diye bir tane değişken var. O nal değeri gösteriyor. Tamam. Siz bunun sonuna bir şey eklemek yerine tutuyorsunuz, bu head'e nal atıyorsunuz. At tamam mı? Ya da yeni bir tane şey atıyorsun. Head nal gösteriyor daha önceden. Head yeni bir tane nal gösteriyor. Bu nodun şu link listle alakası yok. Nasıl ekleyeceğim peki o link listin sonunda bu nodu? Head prev next mi? Hiç kimsenin aklına gelmedi mi bu ya? Biraz önce sorduğum zaman. Bu hiç bir tek satır kod yazmadığınız manasına geliyor. Var ya link listle alakalı. Onu söylüyorum yani bu roman gibi izlemeye bakar. Tek satır kod yazmadı. Bunu yazdığın anda ilk düşeceğin hata bu. O da bu. Ne yaparız burada? Head prev next mi? Head prev next. Head nal ama. Head prev nasıl diyeceksin? Tamam. Head nal. En kötü durum ne olabilir biliyor musun? Link listin içerisinde hiçbir şey yok. Link listin içerisinde hiçbir şey yok. Link list boş. Çağırdığım anda head null geldi. Ne yapacağız o zaman? Bizim normalde link listin head'ini değiştirmemiz lazım. Nasıl yaparız? Şey olsaydı, C olsaydı ya da C++ hemen şunu yaptığım zaman çözecekti değil mi o? Yapamadık ki. Şuraya, şu araya şu işareti koyunca bu çözerdi değil mi? Call by reference yapmış olacaktım. Yalnız bu Java, Java'da call by reference Java'da call by reference referanslarla beraber olmuyor. Her şey call by veriyor Java'da. Söyleyin. Sen bunu söyler misin? Kim konuşuyor? Tamam, bu return etmese yeni listeyi göndersek. Bu return etmese listeyi oluşturduğumuz yeni listeyi yukarı gönderip. Liste oluşturamadık ki. Bize verilen listenin sonunda bir şey koyamadık ki daha. Base case'den konuşuyoruz hala. Hala en basit durumu çözemedik. Head nasıl yeni liste yapacak sen return listesini? O ne yapacak onu? Yeni bir tane node götüreceksin. O ne yapacak onu? D'de yenecek. Köşük şimdi demek gibi. Aynı problem. Benim return ettiğim link listeden sonra ekle. O kadar zor bir şey değil ya. Bir daha söyle. Ha burada mı? Head null'mış. Head nokta next dediğin zaman segmentation fault geldi. Null pointer exception gelecek değil mi? Head null bak burada. Head null. Head'in null'ına değil de head'in next'inin null'ına bakalım. Head null'mış. Hayret bir şeysiniz ya. Head var ya head. Head. İçerisinde null yazıyor. Head nokta dediğin anda null pointer exception gelecek. Anladın mı? Hocam, evet. Wrapper'da head'in null olup olmadığına bakarız. Bu yüzden private function'da head'inizin null olmadığı garanti olur. Tamam. Head'in next'inin null olup olmadığına. Tamam, güzel. Bunun null olduğuna bakalım burada. Eğer şurada head nullsa ne demek bu? Şurada boş. Head nullsa ne demek? Boş. Demek ki link listemiz boş demek. Link listemiz boş demek head'in null olması burada. Link listemizin boş olması demek. O zaman diyeceğim ki ben hemen if head null tamam mı? Seriye ne yazacağım buraya? Head atama new node the old değil mi? Bu kadar. Ve return true. Bu. Diğer durumda recursive yapacağım. Onu nasıl yapacağım? Onu söyleyin bana. Else gerek yok diyebilirdi çünkü return true yaptım orada. Ne diyeceğim burada? Head next. Head next. Head next. Bir defa çağıracağım değil mi? Add diyeceğim. Add. Ha söyleyin. Head next hocam. Head vermemiz lazım o zaman. Tamam head vermemiz lazım. Ne vereceğim buraya? Bir defa o yazdım. Add dedim. O virgül. Head next. Head next. Head nokta next. Head nokta next return değil mi? Return unutmayalım. Return
Tamam. Bu. Tamam, buraya geldik şimdi. Burada head nalsa ne yapacağım peki? Aynısı yine geldi. Head nokta next'i bana head'e şuradaki yeni head'e yazdı. Oradaki head aynı problem. Tıpatıp aynısı yine geldi. Tamam. Yukarıda o zaman head'i göndereceğiz. Yukarıda o zaman head'i göndereceğiz. Aşağıda yukarıda head'i gönderelim. Yukarıda head'i gönderelim. Her zaman head next'i kontrol edelim. Değil mi? Eğer head next nalsa ona bir şey atayalım. Ya hocam head nalsa o zaman head null olamaz. Niye? Head null olup olmadığını burada kontrol ettim. Peki recursion'dan null geliyorsa head next'in null olup olmadığını kontrol ediyor ya zaten. Değil mi? Head next'in null olup olmadığını kontrol ediyor. Dolayısıyla head'i kontrol etmek yok burada. Head'i kontrol etmek yok burada. Head'i kontrol etmek yok burada. Neyi kontrol etmek var? Head next'i kontrol etmek var. Ya bu. If head next nullsa, tamam mı? O zaman diyeceğim ki head nokta next atama new node e o return true. Tamam. Bu base case. Recursive case söyleyin. Recursive case. Yukarıda next'i gönderdik ama yukarıda. Return et dedik ya. Yukarıdaki unuttuk hocam. Neyi yukarıda unuttuk? Head next var ya. Üst fonksiyondaki wrapper'da. Wrapper'ın son şeyi. Return et 0 head next dedik. Orada direkt head olmayacak. Şu mu head olacaktı? Haa buradaki next'i unuttuk diyorsunuz. Tamam güzel, evet tamam. Ben diyorum bu adamlar ne diyorlar ya bunlar ya. Tamam size diyorsun ki bu adam ne diyor burada. Tamam güzel güzel bunu tamam. Tamam buraya ne yazacağım şimdi? Recursive case'i. Ne? Yoklama nerede yoklama? Yoklama. İmzaladı mı herkes? Ne yazacağım buraya? Else yazmayacağım, hayır. Else yazmak istemiyorum. Else yazmak hoşuma gitmiyor benim için. Else gerek yok hoş. Add, evet. Add, add, o, virgül, add, nokta, next olmaz, add next olmaz. Add next'i çünkü ben yaptım. Zaten bana şey geldi değil mi? Yok bir dakika, hayır hayır doğru, add next yedik. Null olmadığını next. Biliyoruz. Evet, add next yedik. Add next null olma imkanı yok, niye? Yukarıdan çünkü baktık ona, değil mi? Head next null olabilir ama. Pardon, head next null olamaz, baktık çünkü. Tamam mı? Head next next null olabilir. O zaman da buraya şey yapacağım. Tamam. Ve return her zaman olduğu gibi unuttum. Return. Bu kadar, var mı problem? Birinci adım, recursive case'imizin birinci adımı burası. İkinci adım neydi? Problemi birden fazla parçaya bölmek. Birden fazla parçaya head next diyerek link listemi küçülttüm. Recursion'u çağırdım. Benden gelen sonucun üzerine bir şey eklemeden doğrudan return ettim. Yani şu return benden gelen, şundan gelen doğrudan return etmek üçüncü adım. Şu da ikinci adım gibi. Şurası ikinci adım. Burası üçüncü adım. Gizli gizli yerlere sıkışmışlar, gördünüz mü? Gizli gizli yerlere sıkışmışlar. Tamam. En basit recursive code şeyin üzerinde, link listin üzerinde. Ama dediğim gibi baştan beri aynı şeyi söylüyorum. Eğer yazmıyorsanız bunlar hikaye, tamam mı? Gerçekten hikaye. Hikaye okumak güzel bir şeydir, insanı eğlendirir. Recursive kod okumak da çok eğlencelidir doğru yazıldıysa. Yazın dediğin zaman yazamazsınız ama. İşte yazamadınız. Şunu yapamadınız ya. Aynen şunu yapamadınız, bak şunu yapamadınız. Ne kadar bir garip durumda olduğunuz an, bak şimdi söylüyorum. Bunu yapamadınız işte. Aynen böyle bir tane kod yazın biraz. Çok da güzel duruyor, bayağı güzel falan filan. Öyle hani linki sorunca şeyler, kurallar değişmiyor ki. Linki sorunca kurallar yine aynı değil kurallar. Tamam bu add'i ne yapıyor? Verilen bir link listin en sonuna bunu şeyimize ekliyor. Adam burada bu şeymiş. Add nerede bu adam, add'i nereye yazmış ya? Bu replace, bu add, tamam güzel. Bizim de aynı mı yazmış? Void. Ne void? Ha bool yapmamış öyle. Ne diyor burada? Wrapper'ı burada adamın. Add nalsa bunu yapmış. Değilse add değil de demiş. Burada head next ne alsa head next'e new node yapmış ve bu şekilde çıkarmış. Aynısını.
Tamam. Şimdi bir de ne var? Replace vardı, atladım biraz önce ben hızlı bir şekilde. Replace'i nasıl yaparsınız? Replace. Replace. Insert. Tamam. Replace. Replace'i boolean yapmamız lazım değil mi? Çünkü bazen bulamayabilirim replace'i bu sefer. Onu bana boşu boşuna boolean yaptırdınız, bir sürü return yazmak zorunda. Buna maalesef yazmam lazım. Böyle. Ne kadar büyüklükte yazacağımı hesaplamaya çalışıyorum. Public. Tamam. Public boolean replace. Parametreleri söyleyeyim bana. Nilde ol. Bir tane ne? Bir tane E tipinde new obje. Ha, new. Tamam. RO diyelim. Değil mi? Bir tane de E tipinde OO obje. Old obje. Güzel. Bu. Ne olması gerekmez mi? Head. Not. Bu public bu. Public'te head yok. Wrapper yazıyoruz şu anda. Tamam. Tamam. Şimdi hemen neydi ilk önce refleks olarak ne yapıyorduk? Hemen diğer refleksi çağıralım. Hangi refleksi? Head olan refleksi çağıralım. Yalnız biraz önceki probleme düşmüş olmayalım burada. Burada bakabiliriz mi? Çağıralım bir bakalım, tamam mı? Replace. Replace. New object. Old object. Ve head. Ve bunda return edelim. Tamam. Tamam, şeyimizi yazalım. Yine şurada birazcık boşluk bırakayım, belki bunu değiştiririz. Değişecek mi, değişmeyecek mi sizde? Hocam şey aynı olacak problem olacak mı, olacak mı? Şunu arayacağımız için bence şey olmaz. Zaten hani bağıracak alttakinde, eğer şu old yoksa zaten yok diye false diye. Base case'imiz ne olacak, base case'imiz? Head null değil mi? Head null'sa ne yapacağız? Return false. Direkt return false. Head'i değiştirmiyoruz yani, değil mi? Yani. Head null değilse ve bulduysak yine head'i değiştirmiyor. Head'i değiştirmediğimize göre problem yok burada. Şimdi değiştireceğimiz tek şey ne? Head nokta data, bizimle aynı head nokta data'yı değiştir, değil mi? Dolayısıyla şunda şunda bir problem yok gibi bence. Tamam, güzel. Private. Private boolean replace E tipinde new object, E tipinde old object ve node E tipinde head. If ne yazacağım buraya? Head nox, head. Base case. İlk base case yapalım mı? Head nalsa. Eğer head nalsa false. Bu kadar. Return false. Base case'imiz. İkinci base case'imiz daha var. If head nokta data equals nokta equals eşit değil equals o ne? Old object. Değil mi? Eğer böyleyse yapacağım şey ne? Söyleyin buraya ne yazacağım? Head nokta data atama new object ve return true. Güzel. İki tane base case'i var. Bu base case'lerin yerlerini değiştirebilir miyiz? Yok, hani null kabul null kabul lazım. Onun altı. Head nullsa ya. Evet, head nullsa şunu başa koyarsam o zaman ne olur? İşler karışır. Çok kötü olur. Null point exception gelir. Tamam. Peki sonra ne yapacağım burada? Recursive case'e geldik değil mi? Recursive case'e söyleyin ne yazacağım? Bir defa şuraya bir return'ümü yazayım unutmadan ben hemen. Return. Replace, replace, new object, old object, head nokta next. Bu kadar. Bu ed gibi şey olmadı. Ed gibi işkenceli olmadı. Onda da bir işkence yok da birazcık şey görmek gerekiyor.
birazcık ilerisine görmek gerekiyor. Tamam. Bu. Kalır. Bahtolun. Daha bak. Demek ki adam replace onun için o yüzden daha önce yazmış. Ben Eddie'yi ilk önce yazdım. O Eddie daha sonra yazmış. Eddie daha sonra yapmış. Ha bir de ne vardı? Add vardı, replace vardı. Remove var. Remove. Remove daha çok Add'e mi benziyor, replace'e mi benziyor? Remove'un head'i değiştirme tehlikesi var değil mi? Remove Add'e daha çok benziyor. Dolayısıyla wrapper'ın içerisinde null mu diye bakacağız. Yok. Wrapper'ın içerisinde null mu diye bakacağız, tamam mı? Şimdi remove ne yapıyor? Remove ne yapıyor? Eğer aradığı eleman linked list'in içerisinde onu kaldırıyor. Problem tehlike ne burada? Head'in null olması değil. Head null'sa return false, o kadar. Değil mi? Head'in null olmaması. Tek elemanıysa sileceği eleman. Tek elemanıysa değil, biraz daha düzelt onu. Güzel. Tek elemanıysa değil ama. Ona benziyor ama değil. Head'le tail birlikte ise. İlk hemen hemen aynı şey ya. İlk tek elemanı sileceksen. Ve, evet, tek elemanlı ve o elemanda replace edeceğim remove edeceğim elemanla aynı satı demek istiyorsun, tamam mı? Yani tek elemanlı olabilir ama eşit değil de bir şey yapmana gerek yok. Eğer remove edeceğim şey ilk elemansa edi değiştirme ihtimali var. Dolayısıyla wrapper'ın içerisinde wrapper'a yazacağım kodu söyleyeyim bana hemen gözünüzde yazın. Ne yazacağım? If bir defa if head null return false, değil mi? Bunu yapmam lazım. Eğer head null'sa. If head data tamam mı? Aradığım line ise, equals'sa o zaman ne demem lazım? Ne demem lazım? If head.data equals head next. İşte if head data equals aradığım şey ne diyeceğim? Head next olacak. Head data mı head next diyeceğim değil mi? O head'i değiştiriyor. Bu da değilse recursion yapacağım. Recursion nasıl yapacağım peki recursion'a? Recursion'a ne göndereceğim? Head'i göndereceğim değil mi yine? Head'i göndereceğim ve neyi kontrol edeceğim recursion'un içerisinde? Recursion'un içerisinde neyi kontrol edeceğim? Head'in datasını mı kontrol edeceğim yoksa? Head next data'yı kontrol edeceğim. Niye? Head'in datasını kontrol edersen ben eğer o da aynıysa head atama al mı diyeceğim? Ne diyeceğim? Yok. Ne diyeceğim? Head next data. Head next data. Aradığım şeyle aynıysa o zaman ne diyeceğim ben? Head next atama. Head next atama. Head next yapacaksın değil mi? Evet. Head next atama. Head next yapacaksın. Tamam. Esasında ne yaptım? Kafadan havaya yazdım böyle göze. Bunu yapın, tamam mı? Bu kağıda yazmaktan daha güzel. Kafanızı daha iyi toparlayabiliyorsun. Yani bu cin üniversite hazırlık öğrencileri oluyor biliyor musun? Belki aranızda da vardır onlardan. Yarışmalar yapıyorlardı. Kağıda dokunmadan kaç tane doğru çıkarırım? 100 tane soruyor. Kağıda dokunmadan okuyor. Yani kağıda, yani soru kağıda dokunuyor. Yani işlem yapmıyor. O da sadece ABC. İşlem yapmadığı için tabii epeyce yanlış çıkarıyor falan filan ama bayağı güzel bir yarışma. Biliyor musunuz siz bunu? Haberiniz yok. Ayzen bile geldim. Yoksa bize doktora bakacağım. Ben 4. sınıf doktoru, tıp öğrencisiydim hocam. Paraya para demeyecektik. Gelen an dilbeteyi basacaktım. Tamam. Kardeşlerinize söyleyeyim bunu yapsınlar. Tamam mı? Ya eğer bilgisayar mühendisi olacaklarsa gözleriyle recursive fonksiyon yazsınlar. Olmak istemiyorlarsa gözleriyle üniversite sınav sorusu çözsünler. Yani eğer kafana sığdırabiliyorsan bir şeyi, compiler'dan bir şey öğrenmek güzel ama compiler'da bir şeyi becerdiğin diye öğrendiğin manasına gelmiyor. Anladınız değil mi ne demek istediğini? Kağıda yazmak önemli olan. Kağıda yazmaktan daha önemli olan da gözünde canlanması. Gözünde canlandırdığı zaman zaten klavyede 10 parmak falan yazıyorsan birden kafandaki şey takır takır şeyin üzerine çıkıyor. Klavyenin üzerine çıkıyor. İnsanlar çoğu zaman nasıl yapıyorsun, nereden attın gibi. Yani yazmaya başlarken alt satırlardan yazmaya başlıyor. Gözünde canlanmış ya. Base case'i falan yapıyor. Orada bir şeyler tıkanmazsa gelip gidiyor öyle base case'ine falan filan yapmıyor. Biliyorsunuz CD'de falan filan bunları yaşadınız. Yani bir şey verildiği zaman tık diye hemen kafanıza canlanıyor. Tıkır tıkır yazmaya başlıyorsun. Sınavda beklediğimiz de zaten o. Yani kağıt üzerinde kompiler yok, debugger yok, bir şey yok. Sorduğumuz sorular böyle koca böyle 5 sayfa 10 sayfa olacak sorular değil. Küçük sorular genelde. Kafanıza canlanmasını bekliyoruz bunları. Yazayım mı kafanıza canlanan remove fonksiyonunu, metodunu buraya? Tamam, yazalım. Ses çıkmadığına göre. Şöyle şuraya yazayım. Slide israf etmeyelim. Benim hocalarım slaytları yazdıktan sonra silerlerdi, seneye bir daha kullanırlar biliyor musunuz?
Pahalıydı çünkü. Onlara da ne biliyor musunuz? Saydam şeyler. Sıtat mı? Tepegöz'ü. Sıtat. Tepegöz'ü. İlkokulda Tepegöz mü vardı? Evet. Tabii ki. Hangi ilkokul ya? Çok kullandım. Her okulda vardı. Evet. Ben Tepegöz gördüm diye üniversitede korkmuştum. Adı da kötü zaten. Tepegöz'ü bir canavar değil mi? Öyle bir canavar var. Ama çok güzel. Pavlek. Elini falan koyuyoruz. Bolin. Bolin mi? Bol. Pavlek bol. Bu arada bir şey düşüneceğiniz zaman da yukarı doğru bakın böyle. Bir şey giriş, bir ilham giriş. Pavlek bolin. Ve mu. E tipinde. O diyelim bu. Bu kadar. Ne demiştik buraya? İlk önce if had null if had null eğer böyleyse parantezine gerek yok değil mi? Return false if had data equals. Bu arada herkesin equals olmak zorunda biliyorsunuz objektlerden dolayı. Head data equals out. Paranteze gerek var mı yok mu? Var hocam. Var. Hem return'ü var hem de var değil mi? Head nokta data atama o return. Ya ben bu noktalı virgülleri yazamıyorum bir türlü. Ondan sonra da şöyle tamam. Ve Rimo mu yapacak hocam? Head atlama, head last. Şu an set yapıyorum. Şu an bir set oldu. Replace yapmaya çalışıyorum ben burada. Replace yapmaya çalışıyorum aynen böyle. Ne yazacağım söyleyeyim. Head atlama, head last. Head atlama. Head atlama nal yazsam ne olur? Çok ayıp. Remove eder gerçekten değil mi? Şey, head atama gerçekten remove eder ama aldığı gibi linklistin hepsini aldığı gibi götürür. Head atama head nokta next. İyi de peki head nokta next, head next burada şeyse ne olacak? Nalsa. Nal değildir. O zaman linklist boşalmış olur değil mi? Problem yok. Tamam yani bu tek bir tane varmış sıfır tane varmışı çözüyor ve birden daha fazla varmış bir tane varmış onların hepsini de çözüyor. Tamam. Son durumda da bakın burada hiç recursion yapmadım. Tamam ne yapacağım? O zaman şunu yap. Return remove o virgül head. O virgül head mi yoksa head next head mi head next mi? Head hocam. Head mi head next mi? Evet. Neden? Aynısını zaten o söylemiş. Bir daha söyle. Bir daha söyle. Hocam head next'i göndersek orada bu kontrolleri bir daha yapmaya ihtiyaç olacaktır diye düşünüyorum. Sen head mi gönderelim diyorsun, head next mi? Head gönderelim. Head gönderelim diyor. Diyorsun. Tamam. Zaten yok bir daha gereklilikten falan değil. Diğer türlü olmayacak çünkü. Niye olmayacak? Çünkü orada ben eğer head data benimle aynıysa o zaman şey diyemem ben. Değişti. Diyemem. Dolayısıyla head next benimle aynıysa onu yapalım. Tamam. Private boolean remove e o not e ve head yapalım. Oraya sıralım arkadaşlar ya idare edin tamam mı? Base case if if head nokta next null. Evet. Aynısını yazıyorum. Return false if head head'in null olma ihtimali yok. Head null olsaydı buraya gelmezdim. Tamam mı? If head next equals of data head next data. Data'yı buraya yazdım.